Şu şekilde köpek kulübesine artık köpekleri geçireceğim çünkü köpekler ne yapacağını şaşırdı. Mesela Liza buradan gözüküyor mu? Kuyruğu gözüktü. Şimdi bunun elimde şöyle iki tane saç var, demir vardı, bükümlü U şeklinde. Hatta bu daha da güçlendirilmiş. 1 milimli demir ama bu şekilde bayağı güçlü oluyor. Ve elimde şu şekilde omurgalar vardı. Böyle ufak tefek hataları var. Baktım. Normalde biraz daha uzatmam gerekiyordu ama örnek veriyorum. Şu ikisi bir parça. Şöyle. Tam ortadan kestim değerlendirmek için. Bunlara göre de şöyle diğer parçaları kesiyorum. 6 tane yan yana ya da 5 tane pardon. Yan yana koyacağım. Belki 6 koyarım. 2 OSB geliyor. Ortada bir pay boşluk kalıyor. 2 OSB'nin yanına da bir parça keseceğim. Şu şekilde OSB'ler hazır. Devam. Sonra artık sıva mıva yapacağız ama bugün bu çatı işi üstüne tüj atacağım. Çünkü köpekler artık bayıldı. Çok sıcak hava. Hortumlar patlıyor. Evet, şu şekilde çekim yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi çok sıcak. Yani çok sıcak, anladık. İyi de konuşturup konuşamıyorsun, o kadar sıcak. Ben hiç böyle bir sıcak görmedim Antalya'da. Şimdi bunu tamamen yaptım. OSB'yi şundan 2 santim, 10 santim dışarıda gelecek gibi hesapladım. Şurası ve arka tarafını artık OSB'nin duruşuna göre şimdi sabitlerken bakacağım. Şu ara 48 santim geliyor. 48 ya da 46, sonra 48 geliyor. OSB'yi koyduğumda bu tam ortada kalacak. Sonra aynı şekilde buradan başlayacak. Buradan 10 santim dışarı çıkacak OSB'yi aynı şekilde. Önünü ve arkasını artık göz kararı ayarlayacağım. Biraz öne çıksın istiyorum. Çünkü içeriye gölge vursun. Biraz önce üzerine koyup denedim. Bunlarda ufak tefek böyle yamuk eğrilikler, bürürükler var. Elle düzeliyor. Çok kalın bir saç değil zaten. 1 milim. Şöyle. Bunlar benim şantiyeden kalma malzemeler. Yani köpek kulübesi içinde kalkıp sıfır profil falan alınabilir tabii de elimizde vardı, kullanıyoruz. Şimdi bunun en son hali bu. Şimdi artık üzerine OSB koyalım. Telefon çünkü sıcaklık uyarısı veriyor. Telefondan çekiyorum. Şöyle geniş açı geliyorum çünkü telefon gölgede. Şöyle. Ben göremiyorum ışıktan ama herhalde gözüküyordur. Şöyle dediğim gibi her yerine şöyle işte ne bileyim 20-30 tane bir de bunu tuttuk. Ortadan da şöyle. Bu tarafa da şu özellikle köşeleri birer tane fazla attım. Bunda da 30 tane vardır. Şimdi şu olaya girelim. Ben bunu sağ tarafa göre ayarladım. Bunu sol tarafa göre ayarladım. İkisi de birbirine paralel. Aynı ölçüde. Bunu da işte buradan ölçüsünü alacağım. Ona göre keseceğim. Burada ufak tefek 1-2 santim sapma olabilir. Ama uzunluğu aynı OSB'nin. 2-44. Artık burası da herhalde bir 40-45 santim arası falandır. Burayı da keseceğiz. Bunun OSB işi bitmiş oluyor. Hadi bakalım. Evet, orta bölümü de yaptım. Şöyle altlarına şöyle iki kat OSB koydum. Biraz eğim vermek için. Geçici. Oraları sağlamlaştıracağız. Yandan, üstten beton dökeceğim zaten. Evet, şimdi trapez bölümüne geçelim. İşte saçlar ağzında bir de var. Şu şekilde üst üste girdiği zaman tam geliyor. Hatta şu kadar da dışarıda kalıyor. Ama güzel gözükmüyor diye. Elimde şu malzeme vardı. Bunlar su gideri. Bunu tam bunun altına. Şimdi tek elimde kamera var. Şöyle gelecek. Bütün kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor. Şık olacak ya. Yani normalde şöyle L şeklinde dönen saçlar var. Bende yok. Ben var biliyordum. Belki de varsa da bu kadar var mı onu bilmiyorum. Köşe bentler var. Çok kalın bir malzeme. Burada heder olsun istemiyorum. O da şu kadar iniyor aşağıya. Ama bu elimde var. En azından şöyle
yola bakan, işte binanın girişine bakan kısmı, işte güneye bakan kısmı, ön taraf, sağ sol, arkaya kalırsa bu malzemeden kullanacağım. İşte çatısı da böyle olacak nasıl olursa. Evet, şöyle son hali. Trapez vidasıyla da vidaladım. Şu kenarına da şu beyaz süslerden koydum. Şöyle gezelim etrafında. Hafif eğim var. Yalnız iyice eğim vereceğim. Yani bir iki santim daha önünü kaldıracağım. Düzeltmelerini yapacağım. Ama bundan sonraki aşama nasip olursa sıva. Bugün komple çatıyla uğraştık. Üzerinde yürünebiliniyor. Çıktım, vidalarını ayakta attım. Beni taşıyor. Güzel çelik, çeliğin üzerine OSB'mizi attık. Yanlarına süs döndük. Üstüne trapez saç koyduk. Bu trapez saçlar elimde vardı. Biraz böyle birbirine uyumsuz olanlar var. Ama genel itibariyle güzel gözüküyor. Gerekirse boyarım. Şu vida attığım yerlere de silikon sıkarım. Dyson atarım. Hangi köpeğim var ki böyle çatısı? Şanslılar bizimkiler maşallah. Hadi.